Sevgili arkadaşlarım, limit ve süreklilik konusu 5. testle devam ediyoruz. Açı yayınlarının testiyle devam ediyoruz. Birinci soruda limit x 0'a giderken 3x artı x kare bölü 2x limitinin sonucunu sormuş. Bakın x yerine 0 yazarsanız arkadaşlar yukarısı 0, gene aşağısı da 0 olur. Yukarısını x parantezine alalım. X parantezine alırsanız x artı 3 yukarısı bölü aşağısı 2x. X'leri buradan sadeleştirirseniz arkadaşlarım 3 artı x bölü ne gelir elimize? İfadesi gelir. X'e de burada 0 yazdığımız zaman limitimiz 3 bölü 2'dir. Edirne'dir birinci sorumuzun cevabı. İkinci soruda x 1'e giderken 2x eksi 2 bölü 3x kare eksi 3. Bakın yukarısını değerli arkadaşlarım 2 parantezine alalım. 2 parantezinde karşımıza ne gelir? X eksi 1 gelir. Aşağısında 3 parantezine alacak olursanız şayet 3 parantezinde x kare eksi 1'dir. Ve x kare eksi 1 de değerli arkadaşlarım 2 kare farkı özdeşliğidir. Bunu da biz x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde ayırırsak eğer buradan x eksi 1'ler ne olur? Birbirini sadeleştirir. Şimdi x gördüğünüz yere 1 yazacak olursanız yukarısı 2 zaten bölü aşağısı 3 çarpı burada x yerine 1 yazdım. 2'ye eşit olur. Son olarak da buradan ikileri sadeleştirirseniz arkadaşlarım limitimiz 1 bölü 3'e eşit olur. Ceyhan'dır ikinci sorumuzun cevabı. Evet. Üçüncü soruya bakalım. 2'ye sağdan geliyorsunuz. 2'ye sağdan gelmek demek değerli arkadaşlar. 2'den büyük sayıdan 2'ye doğru yaklaşmak demektir. Dolayısıyla 3 mesela düşünürseniz bu mutlak değerin sonucu ne olur? İçerisi ne olur daha doğrusu? Pozitif olur. Pozitif olacağı için bu ifade dışarıya değerli arkadaşlar aynen çıkar. Yani ifadeniz 3x eksi 6 bölü x eksi 2'ye eşittir. Şu mutlak değeri kaldırdık bu arada. Evet. Bundan sonra yukarısına 3 parantezine alırsanız x eksi 2 bölü aşağısı zaten x eksi 2. Bakın buradan x eksi 2'ler gider. Limitimiz de buradan ne olur? 3'e eşit olur. Edirne'dir. Üçüncü sorunun cevabı. Evet. Dördüncü sorudayız değerli arkadaşlarım. Gene bir mutlak değer sorusu. Eksi 1'e soldan geliyorsunuz. Eksi 1'e soldan gelmek demek eksi 1'den küçük bir sayı. Mesela eksi 2'yi düşünün. Eksi 2 yazarsanız bu mutlak içine değerli arkadaşlar. Sonuç bir defa ne olur? Eksi 2'nin karesi 4 eksi 1'den 3 olur. Yani pozitif çıkar. Pozitif çıkacağı için bunu dışarıya nasıl çıkartıyoruz? Aynen yani x kare eksi 1 şeklinde çıkartıyoruz. Bölü aşağısı ise 4 artı 4x'tir. Eksi 1'i şimdi yerine yazdığımız zaman dikkat ederseniz ne gelir karşımıza? 0 bölü 0 belirsizliği gelir. Dolayısıyla bunu ister çarpanlarına ayırarak çözün, ister L'Hopital'den çözün değerli arkadaşlar. Her ikisinde de aynı şeyi bulursunuz. Gene çarpanlarına ayırarak biz bunu çözelim. X eksi 1 çarpı x artı 1 bölü aşağısı ise 4 parantezinde x artı 1'dir. Ve buradan dikkat ederseniz x artı 1'ler ne olur? Birbirini sadeleştirir. Şimdi x yerine eksi 1 yazacak olursanız eksi 1 eksi 1 eksi 2 bölü 4'tür. Dolayısıyla ifadenin sonucu eksi 1 bölü 2 yapar. Bursa'dır dördüncü sorunun cevabı. Evet, beşinci sorudayız. BC'ye giderken 2B eksi 2 C bölü B kare eksi C kare. Arkadaşlarım bakınız aynı mantık. Yukarısını 2 parantezine alın. B eksi C. Aşağıda 2 kare fark açılımı yapın. Ki bu da nedir? B eksi C, B artı C'dir. Buradan B eksi C'ler birbirini sadeleştirir. Biz bu tarz sorularda bakın B gördüğümüz yere C yazıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 2 bölü B yerine C yazarsanız C artı C'den 2 bölü 2C. İkiler sadeleşirse de cevap 1 bölü C'dir. Bursa'dır 5. sorunun cevabı. Evet. 6. sorudayız. Limit x 2'ye giderken 2 eksi eksi a bölü 8 eksi 4 x'in sonucu bir reel sayılmış değerli arkadaşlar. Bir defa bu limitin tanımlı olabilmesi için bakın 2 paydayı ne yapmaktadır? 0 yapmaktadır. Şayet paydayı 0 yapıyorsa bu 2'nin payı da arkadaşlar 0 yapması gerekir. Çünkü karşıma 0 bölü 0 belirsizliği gelsin ki o belirsizliği ben kaldırabileyim ve bunun sonucunda da ne elde edebileyim? Bir reel limit elde edebileyim.
Dolayısıyla x yerine yukarıda 2 yazıp 0'a eşitleyeceğiz. Dolayısıyla 4, değil mi? Şurada x yerine 2 yazarsanız eksi a 0'dır. A'yı da buradan 4 buluruz arkadaşlarım. Bursa'dır 6. ay Adana'dır 6. sorunun cevabı. Evet, 7. sorudayız. Bakın gene bir dikkat ettiyseniz 0 bölü 0 belirsizlik sorusu değerli arkadaşlarım. 0 bölü 0 belirsizliklerinde biz değişik değişik şekillerde belirsizliği ortadan kaldırabiliyoruz. Burada da isterseniz L'Hospital'i kullanalım. Hani eşenlikle uzun uzun çarpma yapacağımıza L'Hospital'den çözelim. Şunu bir hatırlatalım değerli arkadaşlarım. Kök F'nin türevi neydi? Kök F'nin türevi. İçerisinin türevi bölü 2 kök F'dir. Kısa yol. Karekökli bir ifadenin türevi değerli arkadaşlarım. Kök F'in yani türevi F üssü bölü 2 kök F'dir. Şimdi bunun türevi, L'Hospital hatırlayınız üstün türevi bölü altın türeviydi. Üst tarafın türevini alalım. 2x artı 6'nın türevi arkadaşlarım 2 bölü 2 kök fonksiyonun aynısı. Bunu yazdık. Kök 2 sabit sayıdır. Türevi 0. Yazmama gerek yok. Bölü aşağısı ise arkadaşlarım 2x artı 4'ün türevi burada nedir? 2'dir. Bundan sonra bakın buradaki ikileri sadeleştirelim. X yerine eksi 2 yazacak olursanız bundan sonra eksi 4 artı 6 ne yapar? Artı 2. Tabii ki 1 bölü ne olur burası? Kök 2 olur. Bölü aşağıda bir de kim vardır? 2 vardır. Evet. Bu işlemin de sonucu ikinciyi ters çevirip çarparsanız 1 bölü 2 kök 2'ye nedir? Eşittir. Bundan sonra aşağısını değerli arkadaşlarım kök 2 ile genişletirseniz eğer üst taraf kök 2 olur. Bölü alt taraf ise kök 2 kök 2 2. 2 kere 2 4. Evet cevap kök 2 bölü 4'e eşittir. Yani Ceyhan'dır 7. sorunun da cevabı. Evet. 8. soru. Değerli arkadaşlarım trigonometrik limitlerde şöyle bir kısa yolumuz vardı hatırlarsanız. Sin AX bölü tanjant BX veya sin AX bölü BX veya sin AX bölü sin BX. Bunların hepsinin limiti şu X'in katsayı oranıydı. Şayet ne gelirse özellikle dikkat lütfen 0 bölü 0 belirsizliği gelirse. Dolayısıyla burada direkt katsayılar arasında işlem yapabilirsiniz. Pratik yol olarak. Yani yukarısı 4 eksi 3 bölü aşağısı 2'dir. X'in katsayısı. Dolayısıyla cevap değerli arkadaşlarım 1 bölü 2'ye eşit olur. Yani bunu uzun uzun şöyle de düşünebiliriz. Sin 4x bölü tan 2x eksi 3x bölü değerli arkadaşlarım tan 2x. Buranın limiti 4 bölü 2'dir. Buranın limiti 3 bölü 2'dir. Yine sonucu buradan 1 bölü 2'ye eşit bulursunuz. Her halükarda cevap Denizli'dir 8. soruda. Bakın aynı mantıkta bir soru. Tan x kare eksi 1 bölü sin 2 eksi 2x. Burada şunu değerli arkadaşlarım bakınız düşünelim. X kare eksi 1 nedir? X kare eksi 1 burada. 2 kare farkıdır. Dolayısıyla 2 kare farkını şimdi şey yapacak olursak, açacak olursak x kare eksi 1 nasıl açılır? X eksi 1, x artı 1 şeklinde açılır. Dolayısıyla şöyle bunu yazalım ilk başta. Tanjant x eksi 1, x artı 1 bölü sinüs. Bunu da bakın iki parantezine alırsanız. İki parantezinde 1 eksi x'tir. Evet. Burada önemli olan belirsizliği oluşturan terimleri değerli arkadaşlarım ne yapmaktır? Sadeleştirmektir. Dolayısıyla bakın x yerine 1 yazarsanız 0 bölü 0 getiren ifadeler şu x eksi 1'ler. O yüzden buradaki x eksi 1 ile 1 eksi x birbirini götürür ve eksi 1 kalır değerli arkadaşlar ortalıkta. Buna özellikle dikkat. Hani direkt bunları ne yapabilirsiniz? Ortadan kaldırabilirsiniz. Bu özelliği, bu kuralı trigonometrik limitlerde 0 bölü 0 belirsizliklerinde uygulayabiliriz. Şimdi x yerine 1 yazalım. Bakın eksi 1 yukarıda zaten. X yerine 1 yazıyorum. Yukarıda ne gelir? 2 bölü aşağıda ne gelir? 2 gelir. Evet. Sinüs, tanjant filan zaten ortadan kalkmıştı. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım buradan ikileri de sadeleştirirseniz cevabı eksi 1 bulursunuz. Bursa'dır 9. sorunun cevabı. Evet.
Pekala. 10. soruya geldik değerli arkadaşlarım. Limitinin sonucu b'nin hangi değeri için sıfırdan farklı bir sayıdır demiş. Daha önce de söyledik, bakın 5 yere yazarsak eğer pay kısmında kök 9 3'tür. Eksi 3 sıfırdır. Sıfır geliyor yukarısı. Eğer aşağısı da sıfır gelirse, yani 0 bölü 0 belirsizliği olursa değerli arkadaşlarım, bu ifadenin limiti bir reel sayı eşit olur. Dolayısıyla payda da x yerine 5 yazıp ifadeyi 0'a eşitleyeceğiz bu tarz sorularda. Burada da x yerine 5 yazarsanız 10 artı b eşittir 0'dan b'yi eksi 10'a eşit buluruz. Edirne'dir 10. sorunun cevabı arkadaşlarım. 11. soruda fonksiyonun sürekli olduğu küme rasyonel sayı fonksiyonlarda paydayı sıfır yapan noktalarda fonksiyon tanımsızdır. Daha doğrusu süreksizdir. Bunun dışındaki yerlerde süreklidir arkadaşlar. Burada paydayı sıfır yapan sayı nedir? X bir değeridir. Dolayısıyla bütün reel sayılardan biri çıkartmamız lazım arkadaşlar. Sürekli olduğu nokta budur. Küme budur. Bursa'dır 11. sorunun cevabı. 12. soruda gene bakın bir rasyonel fonksiyon. Rasyonel fonksiyon nerede süreksizdir? Paydayı sıfır yapan noktalarda süreksizdir. Dolayısıyla x kare eksi 2x eksi 5'i sıfır yaparsanız arkadaşlarım, bunu sıfır yapan değerlerin toplamını sormuş size. Yani kökler toplamını sormuş. Kökler toplamı da neydi hatırlayınız? Eksi b bölü a idi. Dolayısıyla eksi eksi 2 bölü 1'den cevap 2'ye eşit olur. Paydayı sıfır yapan noktalarda rasyonel fonksiyon nedir? Süreksizdir. O yüzden paydayı burada sıfıra eşitleyip kökler toplamını ne yaptık? Bulmuş olduk. Evet. 13. soru süreksiz olduğu tam sayıların toplamını değerli arkadaşlarım sormuş. Şimdi bakın kare köklü fonksiyon var burada. Eğer kök dereceniz çift ise içerisi asla ne olamaz arkadaşlar? Negatif olamaz. Dolayısıyla içerisine negatif kök derecesinin çift olduğu tabii ki fonksiyonu kastediyorum. Bu içerisini negatif yapan yerlerde fonksiyonunuz nedir? Süreksizdir. İçerisi sıfır olabilir. Buna özellikle dikkat, ama ne olamaz? Negatif olamaz. Bu kökte herhangi bir sorun var mı? Herhangi bir sorun yok burada. Eğer kök dereceniz tekse bu içerisi negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Dolayısıyla bunu hiçbir şekilde kaleye almayacağız değerli arkadaşlar. Sonuç, yapmamız gereken işlem x kare eksi 4x eksi 5 küçük 0 eşitsizliğinin nesini bulmaktır? Çözüm kümesini bulmaktır. Mantık budur. Bunun da çarpanları değerli arkadaşlarım eksi 5'e artı 1'dir. Köklerimiz nelerdir? 5'e eksi 1'dir. Daha sonra bu kökleri hatırlayın tabloya aktarıyorduk. Şöyle eksi 1 şurası 5. Fonksiyonun işareti pozitiftir. O yüzden en sağdaki kutu artıdır. Her tek katlı kökte ne olur? İşaret değişir. Dolayısıyla artı eksi artıdır. Bize lazım olan bölge negatif bölge. O yüzden bu negatif bölgeyi ne yapıyoruz? Çözüm kümesi olarak alıyoruz. Buradaki tam sayılar kimlerdir? 0, 1, 2, 3 ve 4'tür. Eksi 1 ile 5'e ne yapmayız değerli arkadaşlar? Dahil etmeyiz. Çünkü burada ne yoktur? Eşitlik yoktur. Dolayısıyla bunların da toplamı 10'a eşit olur. Ceyhan'dır 13. sorunun cevabı. Evet. Geldik son soruya değerli arkadaşlarım. Fonksiyonu sadece bir tane x değerinde süreksizmiş. Buna göre k değeri kaçtır diye size soruyor. Rasyonel fonksiyonlar nerede sıfır olurdu der? Nerede tanımsız olurdu arkadaşlar? Süreksiz olurdu. Paydayı sıfır yapan noktalarda. Dolayısıyla burada paydayı sıfır yapan sadece bir tane ne değeri varmış? X değeri varmış. Peki ikinci derece bir denklemin sadece bir tane kökü varsa bunun gerek ve yeter şartı neydi hatırlayınız? Delta'nın yani diskriminantın sıfır olmasıdır değerli arkadaşlar. Eğer delta'nın sıfır olursa bu denklemin sadece bir tane kökü vardır. Dolayısıyla bu fonksiyonu da sadece bir tane sıfırlayan değeri olur. Bu da tam bizden istenen şeydir. Delta neydi hatırlayınız? B kare 4 ac. Dolayısıyla eksi 6'nın karesi eksi 4 çarpı a'mız 2, c'miz nedir? K'dır. Eşit 0. Buradan 8k 36'ya eşitse k
K'yı ne buluruz? 36 bölü 8'e eşit buluruz. Bunu da 4 ile sadeleştirirsiniz. Cevap 9 bölü 2'dir. C'dir değerli arkadaşlarım. Son sorunun da cevabı. Evet. Böylelikle 5. testi de tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda 6. teste görüşmek üzere değerli arkadaşlarım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.